Merhaba. Parmigianino'nun uzun boyunlu Meryem isimli manierist üsluptaki çok önemli bir eserine bakıyoruz. Bu biraz tuhaf bir resim. Meryem'in bazı bölgeleri oldukça büyük tasvir edilmiş. Başı küçük olmasına rağmen bedeninin geri kalanı, özellikle de kalçaları oldukça geniş resmedilmiş. Aşağı doğru baktığımızda ayak parmaklarının da çok küçük olduğunu görüyoruz. Vücudunun şekli elması andırıyor. Meryem adeta İsa'nın üzerinde oturduğu bir yüzey şekli gibi. İsa da oldukça büyük resmedilmiş. Hatta sadece büyük de değil, vücudunun duruşu çok değişik bir biçimde tasvir edilmiş. Kolu geriye düşmüş ama neredeyse omuzundan çıkmış gibi duruyor. Daha öncesinde kolun bu şekilde tasvir edildiği başka eserler de olduğunu biliyoruz. Michelangelo'nun Pieta isimli eseri örneğin. Burada Meryem'in kucağında yine İsa'yı kolu sarkmış halde görüyoruz. Michelangelo'nun resminde İsa ölü. Bizim incelediğimiz resimde ise İsa yaşıyor, henüz bir bebek. Uykuda gibi duruyor ama bir taraftan da ölü gibi görünüyor. Pietada Meryem'in resmediliş şekliyle bağlantı kurduğumuzda bu resimde Meryem'in alt bedeninin neden bu kadar geniş resmedildiğini anlamlandırabiliyoruz. Zira Pietada Meryem oğlunun ölü bedenini taşıyabilmek için oldukça büyük resmedilmiş. Bu resme baktığımızda artık yüksek Rönesans döneminde olmadığımızı hemen anlayabiliyoruz. Peki aradaki dönemde neler oldu? Öncelikle manyerizm gelişti. Yüksek Rönesans dönemi sanatçıları yapılabilecek her şeyi yapmışlardı. Giotto'nun zamanından beri geliştirilmeye çalışılan naturalizm mükemmel hale getirilmişti. Yüksek Rönesans dönemine özgü görsel yanılsama yaratan teknikler burada bedenin şeklini değiştirmek ve dönüştürmek için kullanılmış. Bedenin şekli çirkin bir şekilde dönüştürülmemiş. Sanatçı, Yüksek Rönesans dönemindeki ideal güzellik ve zarafeti alıp biraz abartılı bir şekilde bir üst seviyeye çıkarmış. Manyerizmde sanatın kaynağı doğa değil de sanattır. Rönesans döneminde ise sanat doğanın ve doğal dünyanın gözlemlenmesi üzerine kuruludur. Bu eser, bir başka uzun boyun tasvirine rastladığımız Michelangelo’'nun Giuliano de Medici eserini veya az önce bahsi geçen Pieta isimli eseri anımsatıyor. Bir eserin, önceki sanat eserlerine, sanatsal geleneklere gönderme yapması, sıklıkla rastladığımız bir durumdur. İnsan anatomisinin figürlerin gerçekçi bir şekilde resmedilmesi, manyeristler için önemli değildi. Hatta manyerist bir ressamın başka bir manyerist ressama yazdığı bir mektupta sol eli alıp sağ kola bile yerleştirebiliriz diye yazdığı biliniyor. Manyeristler bedeni bilinçli olarak karmaşık hale getirip biçimler arasında absürt ilişkiler kuruyorlardı. Örneğin, meleğin tuttuğu vazo ile kalçası arasındaki ilişkiye ya da Meryem'in devasa cüssesiyle sağ alt köşedeki kahinin ilişkisine bakın. Meryem'in ayaklarının dibinde küçücük bir figür olarak görünüyor. Meryem'in göğsüne götürdüğü eline bakalım. Parmakları gerçek olamayacak kadar uzun ve neredeyse kemiksizmiş gibi görünüyor. Elinin, kolunun duruşu, beden dili belli bir şey ifade etmiyor. Çarpıcı bir sahnede yer alan bu figürü ve vücut hareketlerini görüyoruz. Ancak figürün ne yapmak istediğini, niyetini tam olarak algılayamıyoruz. Bu da resme gerçek dışı bir görünüm veriyor. Arka plandaki sıra sütunlara bakacak olursak, sağ tarafta görünen kısmını o kadar eğik bir açıdan görüyoruz ki sanki tek başına bir duvar ya da tek bir sütunmuş gibi görünüyor. Oysa zemine baktığımızda sütunların arasından geçen ışık ve gölgeleri görüyoruz. Burada belirsiz bir görünüm var. Ve bunun sebebi de resmin bu kısmının tamamlanmamış olması. Manyerizm, yüksek rönesansın mükemmeliyetçiliğine verilen yoğun bir tepki gibi görülebilir. Rönesans dönemi sanatçıları naturalizme son derece sadıktı. Sonrasında ise bu sınırlamalara karşı bir tepki geliştiğini gözlemliyoruz. Ya da o dönemin sanatçıları artık farklı ve yeni bir şeyler denemekten başka seçenekleri kalmadığını düşünüyorlardı. Bu tarz eserlerin hitap ettiği özel bir kitle vardı. Yüksek entelektüel seviyede, bilgili bir kesime hitap eden bu eserler sadece sanatçının imgelediklerinin bir yansıması değildi. Bu eserlerde saray kültürüne ait fikirler bu bilgili kesimin anlayabileceği bir tarzda resmediliyordu. Hoşçakalın.